olarak hep birlikte sahip çıktığımız birliğimizdir. Beraberliğimizdir, kardeşliğimizdir. İşte bu mekanda bugün ilme ömrünü adamış bilim insanlarını, çığır açıcı işlere imza atacak genç araştırmacıları ağırlamak da bizi bir başka sevindiriyor, bir başka gururlandırıyor. Her yıl TÜBİTAK ve Tüba Bilim Ödülleri'nin sahipleriyle burada buluşarak artık bir geleneği de iyice yerleştirdiğimize inanıyorum. Araştırmalarıyla dünyaya yön veren, hayatımızı kolaylaştıran, ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne katan tüm bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl 66 bilim insanımız yaptıkları çığır açıcı çalışmalarla TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerine layık görüldü. Bugün TÜBİTAK bilim ödülünü 3, TÜBİTAK teşvik ödülünü ise 14 bilim insanımıza takdim edeceğiz. Aynı şekilde 3 bilim insanımıza TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü 37 üstün başarılı genç araştırmacımıza da Tüba Gebip ödülü vereceğiz. Bilimsel telif eser ödülleri programı kapsamında ise 9 Türkçe bilimsel telif eser Tüba TESEP ödüllerini alacak. TÜBİTAK ve Tüba bilim ödüllerini alan bilim insanlarımızın her biri kendi disiplinlerinde seskin çalışmalar gerçekleştiren, bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş isimlerdir. Tabii ödül alan bilim insanlarımızın yaklaşık üçte birine tekabül eden 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. İnşallah bu ödüller Türkiye'de bilimsel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olacak bilimin yaygınlaşması ve benimsenmesinde önemli bir görev icra edecektir. 2021 TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri töreninin bilim camiasına hayırlı olmasını diliyor. Ödül alan bilim insanlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Kıymetli misafirler, insanlığa faydalı çalışmaların, ulaşılan medeniyet seviyesinin sembolü ve tüm insanlığın ortak değeri olduğuna inanıyoruz. Ancak hak tesliminin de ihmal edilmemesi gerekiyor. Batı medeniyeti her ne kadar referans vermekten imtina etse de bugün bilimde varılan seviyenin temelleri doğu medeniyeti tarafından atılmıştır. Buradaki doğu ve batı kavramlarını yaşadığımız coğrafyayı merkez alarak kullanıyoruz. Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarından sonra kaybolmaya yüz tutmuş bilimi, İslam medeniyeti adeta yeniden ayağa kaldırmıştır. Şöyle tarihe kısa bir yolculuk yaptığımızda, Batı'nın karanlık çağlarını yaşadığı dönemde Doğu'nun altın çağını yaşadığını görürüz o dönemin dünya çapındaki bilim insanları hep bizim gönül coğrafyamızdan çıkmıştır. Ömer Ayyamlar, Farabiler, İbn Sina'lar, Biruniler bizim medeniyet bayrağımız altında tarih yazmıştır. El Cezeri, Ali Kuşçu, Hezerfan Ahmet Çelebi hizmetlerini ve icatlarını bu topraklarda ortaya koymuştur. Elbette sadece geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız. Ama geçmişten bugüne köprü kurmadan da geleceğimizi göremeyiz. Batı ilimde, fende, teknolojide ileri noktalara ulaşırken bizim geride kalmamızda nice adaletsizlikler, nice zulümler yanında kendi hatalarımızın eksikliklerimizin de payı vardır. Dolayısıyla hayıflanmak çözüm değildir. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmek, yeniliklerin öncüsü olmaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi iyi düştüğü yerden kalkar. Yitik kaybedildiği yerde aranır. Bu toprakların ruhuna birikimine, bereketine güveniyoruz. İşte bu anlayışla son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla, uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Bilimin, teknolojinin, ve inovasyonun ülkemizde 7'den 70'e benimsenmesi için milli teknoloji hamlesi vizyonu rehberliğinde kararlı adımlar attık. Bilim ve teknolojide ilerleyebilmek için insan kaynağından altyapıya, verimlilikten araştırma geliştirmeye kadar her alanda projeler yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. İnovasyonun özellikle üniversitelerin Özel ve kamu araştırma merkezlerinin teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliğini de niceliğini de artırdık. Beşeri sermayeye, bilim insanlarımıza, mühendislerimize, araştırmacılarımıza hatta ilkokul çağındaki çocuklarımıza destek olabilmek için bu alana ayırdığımız kaynakları sürekli artırıyoruz. Rahmetli Cemil Meriç bilgi sonu gelmeyecek olan bir fetihtir diyor. Biz sonu gelmeyecek bu fetih için yeni fetihler, yeni fatihler yetiştirmenin derdindeyiz. Kabiliyetli evlatlarımız Türkiye'nin dört bir tarafındaki deneyap teknoloji atölyelerinde kritik ve stratejik teknolojilere yönelik yeni nesil yöntemlerle eğitimler alıyor, sosyal etkinliklere katılıyorlar. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali Teknofest'te yarışmalara katılan gençlerimiz gelecekte dünyayı değiştiren mucitler arasında yer alabilmek için yarışıyorlar. Emek harcıyorlar. Şüphesiz bu yatırımlar, bu etkinlikler, bu atölyeler ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. Safahat'ta Mehmet Akif Ersoy'un Asım'a seslendiği gibi biz de bilim insanlarımıza şöyle sesleniyoruz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin giden 300 senelik ilmi sık elden edinin fen diyarında sızan mütenahi pınarı hem için hem getirin yurda o nafi suları. Bu anlayıştan hareketle TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 127 öncü bilim insanımızın çalışmalarını ülkemize taşımasına ön ayak oldu. Bu çağrıyla ülkemize gelen yabancı hocalarımız da var. Yabancı demek biraz hoşuma da gitmiyor. Küresel bazı hocalarımız da var. Örneğin Profesör Doktor Erik Jepson iklim değişikliği ve göl restorasyonu alanında yürüttüğü çalışmalarını ülkemize taşıdı. Doktor Maria Veltuizen ülkemizde obezitenin sinirsel sürücülerini anlamaya odaklanan ilk nörobilim araştırma laboratuvarını kurdu. Profesör Doktor Stefan Ivanov Dimitrov moleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmalarını artık ülkemizde sürdürüyor. Bu hocalarımız aynı zamanda doktora çalışmalarıyla genç bilim insanlarımızı yetiştiriyorlar. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programının yeni çağrısıyla inşallah daha fazla bilim insanını ülkemizin beşeri sermayesine katmış olacağız. Aynı programın bir benzerini Ulusal Lider Araştırmacılar Programı adıyla Türkiye'deki bilim insanlarımız için de tesis ettik. Ülkemize gelen ve ülkemizde yerleşik bilim insanlarımız biyoteknolojiden nanoteknolojiye, robotikten dijital teknolojilere kadar birçok alanda yüksek bütçeli projeler yürütüyorlar. Bu projelerin sadece birinden çıkacak üst düzey ürün bile ülkemizde milyarlarca dolarlık katma değer oluşturabilir. Hocalarımızın yetiştirdiği gençler Yakın zamanda milyar dolar değerlemeye sahip girişimlerle karşımıza çıkabilir. Bu sebeple ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur. TÜBİTAK'ın araştırma alanındaki desteklerini önümüzdeki yıllarda yeni programlarla çeşitlendiriyoruz. Aziz Sancar hocamız adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu daha önce duyurmuştum. Bu bursumuzu 2022 yılı Ocak ayında başlatıyoruz. Programda yer alacak araştırmacıları Aziz Sancar hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında birlikte çalışma yürütecek. Bunun yanında yeni bir burs programını da buradan duyurmak istiyorum. Bütün ömrünü bilime adayan ve bilim tarihi alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamız adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Bu burs programı aracılığıyla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası süreçlerde bilim tarihi alanında çalışmalar yapacak bilim insanlarımıza destek vereceğiz. Değerli misafirler üniversite veya üniversitelerimizin fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimler alanındaki bölümlerine ilginin istediğimiz seviyelerde olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Bu tablonun önüne geçmek için çeşitli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Gençlerimizi temel bilimlere yönlendirmek üzere her yıl 2300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz. Araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülen merkezlerde ve teknoparklarda temel bilimler mezunu istihdam eden firmalara maaş desteği sunuyoruz. Bu tür desteklerle gençlerimizin Temel bilimlere olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Böylece teknoloji üretiminin bel kemiği olan temel araştırma çalışmalarına ivme kazandırmak istiyoruz. Bilimsel araştırmanın sağlıklı yapılabilmesi için bilim insanlarımızın son teknoloji altyapılara erişimini sağlamak da önemlidir. Üniversitelerdeki tematik araştırma merkezlerine bu sebeple büyük çaplı yatırımlar yapıyoruz. Bir ülkenin teknolojik yetkinliği araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve uygulamalı araştırmalara baz olacak makaleler, araştırma raporları ve temel teknolojiler sayesinde gelişiyor. Yüksek teknolojiye erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor. Bunun için üniversitelerdeki tematik araştırma merkezlerini destekliyor ve bilimi tahkim edecek adımlar atıyoruz. Ülkemizde bilim denildiğinde ilk akla gelen kurumların başında Türkiye Bilimler Akademisi geliyor. TÜBA'nın yayınladığı her eser ve yapmış olduğu her bilimsel etkinlik bilim hayatımıza önemli katkı sağlıyor. Türk İslam Bilim ve Kültür Mirası projesi bunlardan biridir. Bu kapsamda 2021 yılında 12 eser basıldı. Yazımında önemli mesafe alınan bilim terimleri sözlüğü de titizlikle üzerinde durduğumuz bir diğer önemli eserdir. Bu sözlük bilimin kendi dilimizde üretilmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Tübay'ı bu doğrultuda gösterdiği gayretler sebebiyle özellikle tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye'nin bilhassa son zamanlarda bilime, bilim insanına ve teknolojiye çok büyük yatırımlar yaptığını gören her göz, hakkı konuşan her dil kabul etmektedir. Ülkemiz bu sayede teknolojisini daha üst seviyelere taşıyarak gayretlerinin meyvesini alma yolunda ilerlemektedir. Bu gerçeğe inanmayanlara da itimat edeceklerini düşündüğüm birkaç örnek vermek istiyorum. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41. sırayla ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Avrupa Komisyonu'nun 2021 yılı ilerleme raporunda inovasyon ekosistemimiz Türkiye'nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıkları çok ileri düzeyde denilerek takdirle ifade edildi. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Ülkelerin gücü artık yüksek teknolojideki etkinlikleriyle ölçülüyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta bugün bütün dünyanın dilindedir. Türkiye'nin bölgenin geleceğini şekillendiren ülkelerin başında geldiği analizleri giderek daha çok paylaşılıyor. Ülkemizi bu noktaya getirmek için çok çalıştık. Çok hazmettik, çok fedakarlık yaptık. Bize dayatılan şartlara yıllarca boyun eğmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesini gösterdik. Artık sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vides yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Türkiye koronavirüs salgınının zorlu ikliminde geçtiğimiz sene olduğu gibi bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden pozitif yönde ayrışarak büyümeyle kapatıyor. İhracatta geçen ay sonu itibariyle yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Salgının tetiklediği sıkıntılar küresel piyasalardaki etkisini sürdürüyor. Tedarik zincirlerindeki kırılmalar sebebiyle enflasyon dahil birçok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Global piyasaların bir parçası olan Türkiye ekonomisi de elbette bu sıkıntıları, süreçlerin etkisini hissediyor. Ama biz bu fırtınaya Son 19 yılda her alanda güçlendirdiğimiz üretim kabiliyetini en üst seviyeye çıkardığımız, şoklara karşı direncini defalarca test ettiğimiz sağlam bir ekonomiyle girdik. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Ekonomide çizdiğimiz rota ve geliştirdiğimiz araçlarla ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden, arasına sıkıştırıldığı istikrarsızlık çarkından ezilmeye çalışıldığı güvensizlik dişlisinden kurtardık. Ülkemizi 19 yılda nasıl böylesine güçlü bir demokrasi ve kalkınma altyapısına kavuşturduysak bundan sonraki hedeflerimize de aynı şekilde ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için teknolojiye ve teknolojinin itici gücü olan bilimin desteğine ihtiyacımız var. Bilimi Anaokulu çağındaki çocuklardan başlayarak her yaştaki her uğraştaki tüm insanlarımızın gündeminde ön sıralara çıkartmamız şarttır. Teknofest kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirecek insan gücüne, azme ve iradeye sahibiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine olduğu gibi 2053 vizyonuna da bilim insanlarımızın çalışmaları, gayretleri ve emekleri sayesinde ulaştıracağız. Bu duygularla TÜBİTAK ve TUBA Bilim Ödülleri organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ödül sahibi bilim insanlarımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım efendim hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Zaltı evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜBİTAK TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Erdoğan bu yıl 66 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Ödül alanların her biri kendi disiplinlerinde seçkin çalışmalar gerçekleştiren isimlerdir. Ödül alanların 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir dedi. İnsanlığa faydalı çalışmaların tüm insanlığın ortak değeri olduğuna inanıyoruz ifadesini kullandı. Son 19 yılda yapılan yatırımlardan teknolojinin, teknolojik bağımsızlığın, siyasi bağımsızlığın bir teminatı olduğundan özellikle bahsetti. Ekonomi meselesine değindi. Global bir küresel ekonomik sıkıntı salgın sonrası yaşanıyor. Enflasyon dahil olmak üzere Türkiye'yi 19 yılda inşa ettiğimiz o güçlü süreçte bundan en az etkilenecek hale getirdik. Korona salgınında büyümeye devam eden nadir ülkelerden biriyiz. Aynı zamanda dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefimiz var dedi. Teknolojik gelişmelerde de ilk 50 sırasına küresel yenilik endeksinde 10 basamak Türkiye'nin yükseldiğini ilk 50'de yer aldığını ifade etti. Efendim pusulamız katma değerli ekonomi dedi. E, ee, Teknofest kuşağı vurgusu da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edelim şimdi. Saatlerimiz bu arada 15.06 olmuş. İçişleri